Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda AMD'nin, ben de bugün öğrendim, Fluid Motion Frames'in ikincisi geldi arkadaşlar. Yani zaten birazdan sizlere kurulumunu yapıp yani hem kurulumunu yapacağım hem de testini yapacağım. Teknik ön izlemesi bu arada. Hani bu nasıl anlatayım sizlere? Direkt çıkan bir sürüm değil yani. %100 hani böyle vehiküleli bir sürücü değil. Ya onu da açıklayacağım birazdan. Neyse, AMD yazılımı AFMF2 sürüm notları için Adreno ne diye için ön izleme sürücüsü arkadaşlar. Yani biz AFMF'yi kullanıyorduk ya, bunun ikincisi ve düzgün hali geldi. Yani AMD sonunda bizi sevindirdi diyebiliriz. Evet, yeni özellik vurguları. AFMF teknik ön izleme AMD HyperX için kare oluşturma teknolojisinde önemli bir ilerleme demiş AMD. Daha düşük gecikme ve daha yüksek performans. AFMF2 yeni modlar aracılığıyla kare oluşturma gecikmesini ve performans ölçeklemesini önemli ölçüde azaltarak hızlı oyun oynamayı geliştirir. Şimdi biliyorsunuz biz kullanıyorduk. Belki hani kullanan arkadaşlar vardır aranızda. Bunu çok daha güzel yaptılar yani. Ve hani güzel şey. Ya ben test edeceğim zaten. Orada da anlarız hep beraber. Hızlı hareket optimizasyonu. Hızlı çekim sırasında iyileştirilmiş kare oluşturma tutarlılığıyla daha akıcı bir oyun deneyiminin ve daha yüksek FPS'nin keyfini çıkarın. Büyük ihtimalle bu hızlı hareketten kastımız sağa sola hani böyle hızlıca dönüyoruz ya, o ara kapanıyordu. Onun için bir optimizasyon yapmışlar ve bu çok hoş bir şey. Geliştirilmiş sınırsız tam ekran desteği geldi. Tabii şu an burada yazdığına göre Radeon 3 serisi grafik ürünleri için genişletilmiş ekran modu desteği. Hemen hemen tüm çerçevesi tam ekran oyunlarla uyumluluğu garantiliyor demiş AMD. Tabii şu an bunda yazıyor ama Radeon 3 yazıyor ama hani bilmiyorum, hani bizde var mı yok mu onu bilmiyorum yani. Yani 6000 serisinde. Genişletilmiş APU desteği geldi. Herhangi bir OpenGL, yani şunu şöyle yapalım. Neredesin? Heh. OpenGL Nev, Vulkan Nev ve DX11 ve 12 oyunlar için geldi. Yani biliyorsunuz OpenGL oyunlarında ve Vulkan'da yoktu. DX11 ve 12'de vardı. Hani daha da genişlettiler. Vulkan'da da artık çalışacak. Yani mesela Rainbow oynuyorsanız Vulkan varsa, ki var Vulkan var biliyorum yani ben de. Onda da açabileceksiniz bu FMF olayını. Radeon Chill Interop desteği geldi. AFMF2 artık düşük gecikmeli FPS sınırlama seçeneği sunan Radeon Chill'i destekliyor arkadaşlar. Yani bu da bunu da açıklarız büyük ihtimalle. Hani eğer AMD açıklamadıysa biz de açıklayamayız ama bakalım. Neyse devam ediyorum. AFMF, AMD'ye özel son teknoloji bir kare oluşturma teknolojisidir. Evet biliyorum, kullanıyorum da. Kare hızlarını veya dedim kusura bakmayın. Kare hızlarını ve oyun akıcılığını arttırır. Ve AMD Software Adrenaline Edition'a entegre edilmiştir. Tek tıklamalı performans çözümümüz olan HyperX'in bir parçası olarak AMD Radeon grafik kartlarında olağanüstü oyun deneyimi sunar. Ki keza gerçekten şunu söylemek istiyorum, yani sağa sola döndüğümüzde kapatıyor ama gerçekten işe yaradığı yerlerde olduğunu düşünüyorum ki şahsen önceden de kullanmışlığım vardı teknik ön izlemesini. Şimdi tekrar teknik ön izleme sürücüsünü kullanacağım ben arkadaşlar. İsterseniz sizler de kullanabilirsiniz. Evet. Nasıl etkinleştirilir demiş AMD. AFMF 2, HyperX veya AMD Fluid Motion 2 toggle kullanılarak herhangi bir OpenGL Nev, Vulkan Nev, DX11 ve 12 başlığı için etkinleştirilebilir. Dediğim gibi DX11 ve 12 için vardı ama OpenGL ve Vulkan için yeni geldi. AFMF2 şu anda oyunun VSync devre dışı bırakılarak özel veya çerçevesiz tam ekran modunda oynanmasını gerektiriyor demiş AMD. Daha iyi bir görsel deneyim için değişken yenileme hızına sahip bir ekranda AFMF2 kullanın demiş. Yani bende öyle bir şey yok ama hani ben de kullanıyorum yani, sıkıntı olmuyor. Yani görsel deneyim için diyor yani. Hani sizlerde daha iyi monitör varsa daha iyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. AFMF'den sonra Radeon Chill etkinleştirmek, yırtılmayı azaltmak için FPS sınırını otomatik olarak ayarlar demiş. Hani biliyorsunuz yani zaten olayı. Radeon Chill'i zaten bilen biliyor. Hani biz açtığımızda, VSync'i açtığımızda hani VSync'in de üstüne çıkıyor ya, Fluid Motion Frames'i açtığımızda sanki VSync'i sabitlesen de bir işe yaramıyor ya.
Bu hani radyonun çile eklemelerin de amacı da bu yani arkadaşlar, hani sabitlemek ve hani dedikleri gibi yıldırmayı azaltmak arkadaşlar. AMD Software Adrenaline Edition'daki oyun içi arayüzü Alt-R'yi kullanılarak AFMF'nin kare oluşturma durumunu kontrol edin. AFMF2 oyunun motorunun dışında FPS'yi arttırmak için kare oluşturma teknolojisini ekler. Kullanıcılar ortaya çıkan FPS'yi görmek için AMD yazılım performans ölçümlerini kaplamasını etkinleştirebilir demiş AMD. Biliyorsunuz gençler, hani Ctrl Shift O yaptığımızda hani görebiliyoruz ya, oradan görebiliyoruz. Daha şu an üçüncü şahsa açmamış ve onunla alakalı şu an bir şey de söylemiyor AMD. Belki ilerleyen günlerde bir şey söylerse ne ala bize. Şuna bakalım hemen hızlıca, neymiş bu? Ha, bunu biliyoruz ya, ben bunu kullanmıyorum zaten, isteyen kullanabilir. Oyunların tepki süresini ölçen, tepkime demin kusura bakmayın. Oyunların tepki süresini ölçmenin bir yolunu arayan kullanıcılar frame latency meter, yani FLM aracımız kullanabilirler. Ben gerek duymuyorum çünkü hani pek de gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ctrl Shift O'da da bakabilirim. Hani tepki bu başka büyük ihtimalle, ama bana gerek yok. İsteyen hani kullanabilir gençler. Nasıl optimize edilir demiş. AFMF2 yapılandırmanıza göre en iyi deneyim için otomatik olarak ayarlanan yeni modlar sunar. Bunlar gerektiğinde tercihlerinize göre manuel olarak ayarlanabilir. AFMF2 hızlı çekim sırasında, yani sağa sola hızlı dönüyoruz ya, özellikle online rekabetçi oyunlarda da olsa, ya herhangi bir oyunda diyeyim, sağa sola hızlı dönüyoruz ya, bunu anlatıyor. Sırasında kare tutarlılığını iyileştirmek için varsayılan olarak 2560'a 1440 ve üzeri çözünürlükleri için etkinleştirilen yeni bir yüksek arama modu ayarı ekler demiş AMD. Bu AFMF1'de daha yüksek çözünürlüklerde karşılaşılan titreme veya stutter dediğimiz şeyi azaltır yazmış. Kekemeli diyor da, Türkçesi kekemeli diye yazıyor. Büyük ihtimalle stutter dediğimiz şeyi azaltır diyor. AFMF2 kare oluşturma yükünü azaltmak için entegre grafik ürünleri için varsayılan olarak performans olarak etkinleştirilen yeni bir performans modu ayarı ekliyor. Entegre grafik kullanıcıları hızlı hareket sırasında daha iyi kare oluşturma kalitesi için kalite performans ön ayarına geri dönebilir. Ayrık grafik kartları kullanıldığında kalite ön ayarı varsayılandır demiş AMD. Kullanıcılar GPU'nun FPS artışını en üst düzeye çıkarması durumunda daha da yüksek kare hızlarına ulaşmak için ayrık grafik kartlarında bu performans modunu manuel olarak etkinleştirebilirler demiş. Ki ben performansı istediğim için ben performansı seçeceğim arkadaşlar. Kullanıcılar bu ayar seçeneklerini HyperX'in gelişmiş görünüm kısmında bulabilirler demiş AMD. Çoklu GPU yapılandırmaları, herhangi bir hibrit grafik yapılandırması için AFMF2 kare oluşturma için görüntüleme GPU'sunu kullanacak ve böylece render GPU'sunun oyun odaklanmasını sağlayacaktır demiş. Çoklu GPU yapılandırmaları için. Tabii bizde öyle bir şey yok. Onun için bize gerek yok. Sıradaki ne? Yeniliği teşvik etmek için binlerce oyundaki oyunculardan gelen geri bildirimleri kullanarak HyperX'i AFMF2 ile sürekli olarak geliştiriyoruz. AFMF2'nin sisteminizde ne kadar iyi çalıştığını paylaşarak sohbete katılın demiş. Ki ben onu birazdan gösteririm, ataşını göstereyim. Sohbete katılından kastı Ahmet'in şurada, neredesin? Neredeydin? Ha, şurada. Sohbete katılın kısmını göstereceğim. Hata, bir dakika. Ha, bu. Buradan hani şuraya yazıyorsunuz gençler yani. Anladınız? Hani yazın, geri bildirim gönderin yani Ahmet'e. Hani bunu yapmış yani. Eksik bir şey varsa söyleyin ki hani Ahmet'e bilsin yani. Düzeltilen sorunlar kısmına geldiğimizde bazı ekran üstü katmanları etkinleştirildikten sonra AFMF devre dışı kalabilir demiş. Ahmet'e bunu düzeltmiş. Güzel bir şey bu. AMD'nin bir şeyleri düzeltmesi ve yeni bir şeyler getirmesi bizim için, yani biz oyuncular için, ki yüksek FPS isteyen oyuncular için bu çok önemli bir şey gerçekten. Hoş. Bilinen sorunlara geldiğimizde, ki bunları düzeltir büyük ihtimalle AMD.
Performans ölçümleri katmanı, belirli ekran yapılandırmalarında görev geçişinden sonra aralıklı olarak NEA bildirimi verebilir. Evet, bu da bir sıkıntı tabii, yani bu olmasaymış daha iyiymiş. Baldur's Gate 3, AMD Ryzen AI300 serisi işlemcilerde uygulama çökmesi yaşayabilir. Benim öyle bir işlemcim yok, öyle bir işlemciye de gerek yok şu an. Onun için bu sorunu kafaya takmıyorum ben. Bu işlemciyi almış, kullanan arkadaşlar varsa Allah yardımcılar olsun. Gerçekten sıkıntılı bir şey. Baldur's Gate 3 oynuyorlarsa eğer. AFMF ve RSR bazı Vulkan oyunlarında aktifken Xbox Game Bar açıldığında sürücüde aralıklı zaman aşımı meydana gelebilir demiş AMD. Şimdi AFMF 2'yi kullanıyoruz ama RSR'yi kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü yani eğer 4K monitörünüz varsa kullanın, o başka. Yani 1080p'den 4K'ya upscale yaptığında ki sıkıntı olmaz, FPS artışı güzel olur. Ama hani 1080p monitörü kullanan arkadaşlar için pek de önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum, ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar, şimdi ben şunu şey yaparken o da kurulu versin. Şimdi burada Radeon ürün uyumluluğuna baktığımızda RX 6400 ve RX 7900 serisi grafik kartları bu sürücüyle, bu teknik ön izleme sürücüsüyle uyumlu arkadaşlar. Mobility kısma geldiğimizde 6300M ile RX 7900M serisi grafik kartları da bu sürücü sürümüyle uyumlu arkadaşlar. Bu teknik ön izleme sürümüyle uyumlu. Haberiniz olsun. Burayı okumuyorum. Ha, ve HQ'yla dediğim gibi hani bunda geçmiş ama bu teknik bir ön izleme sürücüsü arkadaşlar. Hani teknik ön izleme, yani haberiniz olsun yani. Ona göre indirin. Hani gene de geçmiş ama Microsoft sertifikasyonunda geçememiş. Ama hani benim tavsiyem, hani kullanın bir deneyin. Sonra tekrar eski sürücüye AMD Cleanup Utility ile silersiniz ya da DDU ile silersiniz. Hani tekrardan orijinal sürücü sürümüne dönersiniz. Yani dediğim gibi şuradan göstereyim sizlere, daha net anlayın. Grafike gelirsiniz. Yani teknik ön izlemeyi sildikten sonra ekran kartınız ne, buradan seçersiniz. 6600 6800'e seçeyim hadi. Yani zaten o da Radeon 2 mimarisi. Buraya gelirsiniz. Windows 10 dersiniz, Windows 10 kullanıyorsanız. Windows 11 derseniz burada zaten. Gelirsiniz burada. Download dersiniz, indirirsiniz gençler yani. Yani bu kadar basit yani. Eski sürücüyü sürümüne de bu şekilde dönmüş olursunuz. Ama ben deneyimlemek istediğim için ben dönmeyeceğim. Hani ben zaten hani kurulumunu da göstereyim arkadaşlar sizlere. Full install. Fabrika ayarlarına dönmüyorum ben. Çünkü ayarlarımı bir daha yapmak istemediğim için. Ha, bir dakika, yapamam. Çünkü kayıt gider. Kayıt giderse sıkıntı olur. Onun için bunu ben göstermeyeyim. Test için ayrı bir video yapayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dediğim gibi AMD'nin yeni getirmiş olduğu AFMF2 sürüm notları, ön izleme sürücüsünün yama notlarını sizlere sundum. Elimden geldiği kadar sunmaya çalıştım. Umarım sunabilmişimdir. Bir yanlışım olduysa affola. Kusuruma bakmayın yani. Kendinize iyi bakın. İndirmek isteyenler için açıklama kısmında bunun linkini vereceğim. İndirme yerini de göstereyim sizlere gençler. Buraya iniyorsunuz. Aa, merhaba, buradaymış. Burada indiriyorsunuz. Şurada hop, indirirsiniz zaten, hemen ekran gelir, tak indirirsiniz, tamam. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hoşça kalın ha.